Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Selamlar sevgili kardeşlerim. Akıl ile hadise yaklaşım diye bir başlığa geldik. Risale-i Nur'un kutsi kaynakları hadis haber ve eser bölümünden sayfa 217'den devam ediyoruz. Bakalım müellif bize ne diyecek. Hadisin mertebelerini tespit hususunda, yani rivayet ve senedindeki insanların hallerini değerlendirme meselesinde onu ölçme, tabiri caizse ayarını belirleme işinde tek alet ve kıstas vardır. O da cehl, nakt ve tadil aletidir. Bu ifadeleri daha önce açıklamıştık. Kısaca şöyle söyleyelim. Cerh etmek, o hadisi incelemeye tabi tutup kusurlu noktalarını ortaya koymak. Nakt etmek, yine daha ince manada metin işte ya da rivayet hususunda içerdiği eksiklikleri ortaya çıkartmak, tenkit etmek, tadil etmek de bütün olayı tekrardan incelemenin hepsini bütünüyle değerlendirip olayı sentezlemektir. Tadil etmek, yani onarmak ve onu uygun bir kıvam ile makamına oturtmaktır. Eğer akıl ile hadisin senedindeki ravilerin hal ve durumlarını tespitten ibaret olan o ölçüye bakıyor, değerlendiriyor ve ona göre hüküm ediyorsa o akılda gerçek akıl ise, o zaman akıl ile hadise yaklaşım mümkün olur demiş. Şimdi diyor ki, eğer akıl ile hadisin senedindeki ravilerin, yani bu şunu demek istiyor, aklını şöyle kullanıyorsa kişi, işte nakil, nakt, tadil, cerh kitaplarını inceliyor, hadis usulü kitaplarını inceliyor, senetteki ravilere bakıyor, ravilerin güvenilirliğini inceliyor, efendim metnin güvenilirliğini inceliyor, muhaddislerin bunun hakkında ne dediğini, nasıl cerh edip etmediğini, tadil edip etmediğini, nakt edip etmediğini inceliyor ve bunun sonucunda bir neticeye varıyorsa, bu şekildeki bir aklın kullanımı, yani senetteki ravilerin hal ve durumlarının tespit edilmesi, değerlendirilmesi ve ona göre hüküm veriliyorsa ve o akılda gerçek akıl ise, yani gerçekten, hani gerçekten kasıt ne burada? Hani İslamiyet'in hükümlerini ilmi anlamda oradaki literatürü ilmi olarak bilen, alanın uzmanı ve aynı zamanda da işte duygudan, garezden, taassuptan uzak bir gerçek objektif nazar ile ona yöneliyorsa, yani gerçek akıl ise, Müslümanca bir akıl ise, o zaman akıl ile hadise yaklaşmak mümkün olur denilmiş. Peki burada şu soru aklımıza geliyor. Biz hadise hiç bu cehl ve tadil yöntemlerine, eski eserlere bakmadan direkt aklımızla yaklaşamaz mıyız? Bu zor bir soru. Yani şimdi şöyle düşünüyorum. Hadisin metni var ve senedi var karşımızda. Şimdi orijinal bir hadis düşünelim. İşte yukarıda senedi var hadisin. Yukarıda, şurada da metni var. Şimdi senet şurada, metin burada. Yani işte şurada bir hadis kitabı var, oradan göstereyim. Evet, göstereceğim ya, bulamıyorum. Şurada mesela bakın, 691 numaralı Buhari hadisi. Şimdi yukarıda gördüğümüz işte ve anhu radıyallahu anhu, işte ondan nakletti ki gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işte kim kimden nakletti, senette kimler var, işte o raviler kimlerin yazıldığı bir metin var üst tarafta, bir de alt tarafta hadisin kendi var ve en son işte gale Resulullah, işte aktarılana göre Resulullah dedi ki deyip asıl metni aktarıyoruz. Şimdi hadis bu iki şeyden oluşuyor. Hiçbir şekilde cehl ve tadile bakmadan sadece hadisin metnine baktığımızda aklen nasıl itiraz edebiliriz? Onun için biraz konuşalım. Yani müellife burada katılacak mıyım bilmiyorum. Şimdi müellifin ne diyeceğini de bilmiyorum. Şimdi senedi düşünelim. Şimdi burada bahsettiği akli yaklaşımın dışında biz daha böyle rasyonel bir akıl olarak bunu düşünürsek, aslında rasyonel de değil de reel akıl da diyebiliriz buna. Şimdi senede aklen nasıl? İşte senetteki isimleri beğenmedim, niye 4 tane değil de 5 tane isim var? Gibi, yani tabii senedin çok uzun olması, bu gene cerh tadile girer yani. Tenkit edilmiş bir durumdur. Hani fazla isim sayılmışsa bu
tenkit edilir ama bu akli bir yaklaşım değildir. Yani biz senede mesela herhangi bir şekilde aklen yaklaşamayız reel bir akılla. İşte senede baktım işte tipi hoşuma gitmedi. İşte niye kırmızı falan. Yani hani orada akıl yürüteceğimiz bir şey yok. Şu söylediğimiz usul haricinde. Yoksa senetten şeyi aklını yürütürüz tabii. Ravinin kim olduğunu biliriz. Tanırız, hayatını biliriz. Efendim altın silsile mi, işte zayıf silsile mi bunu biliriz. Efendim çok fazla ravi varsa mesela bu senedin senedi zayıflığa götüren, senedi olumsuz etkileyen noktalardan biri olduğunu biliriz. İşte bilindik sahabilerin olmasının senedi güçlendiren bir nokta olduğunu biliriz falan filan. Bunun haricinde senede bakınca bizim aklen itiraz edeceğimiz bir şey yok. Çünkü senet bir mana ifade etmiyor. Hani dünyada karşılığı olan bir mana ifade etmiyor. Ama onun haricinde metne biz aklen yaklaşamaz mıyız? Şimdi metni burada bir kere şöyle Arapça bilen ve bilmeyen olarak ikiye ayırmamız lazım bu meseleyi. Şimdi Arapça bilmeyen birisi bir metne nasıl yaklaşacak? Özellikle hadis metinleri ki aşırı teknik. Yani bazı hadisler aşırı teknik. Lafızlar, yani lügat kullanması lazım. Şerhlere gitmesi lazım. Yani Arapça bilen birisi, neyse Arapça bilen birisi üzerinden bunu değerlendirelim. Arapça bilen birisi ya da diyelim ki o Arapça hadis metninin doğru manasına, doğru bir yerden Türkçesine ulaşabilmiş birisi. Bu nasıl peki aklen hadise yaklaşabilir? Bunu konuşabiliriz. Burada aklen yaklaşabilir mi yani? Aklen hadisi tenkit edebilir mi? Evet, bunu teorik olarak edemez diyemeyiz. Yani aklen orada onu tenkit hiç edememesi, zaten tenkit etmek demek müşteri olmak demek. Hani ona yönelirken orada aklen tenkit edecek bir şey bulabilir mi? İşte doğru mu anlayacak, doğru mu algılayacak? Tabi burada birçok sorun var ama yine birçok risk söz konusu. Ama yani bildiğin bugünün verileriyle, bugünün aklıyla, ama şimdi bugünün şeyin ifadesinde altını çiziyorum. Tamamen yani aklına zıt ya da aklına tamamen ters bir hadis okudu. Ya burada da gene hani bugünün aklıyla biz düşünüyoruz. Gerçeğe göre, hakikate göre onun öyle olup olmadığını gene ölçemedik. Hadi diyelim o da doğru çıksın. Yani ben bugünün aklıyla hadise baktım. İşte ne bileyim Kur'an'ı okudum. Diğer hadisleri biraz biliyorum. Bu hadis metni işte doğru değil bence diyebilir mi? Diyemez. Yani diyemez ama hele bu şartlarda hiç diyemez. Şunu diyebilir. Yani bütün o öncülleri doğru yaptığı zaman metni aklen tenkit edebilir. İşte Arapça bilen ya da doğru Arapçasına bir şekilde doğru yöntemle ulaşan. Burada şu akla gelir ama bu kadar bariz açık aklın muhalefet ettiği bir metne daha önce bir muhalefet olmamış mı? Bu söz konusu olur. Ki bu da genelde muhalefet olmuştur. Mesela işte illetli hadisler dediğimiz hadis grubu vardır. Kur'an-ı Kerim'deki açıkça mesela yer ve göklerin 6 günde yaratıldığına şu an kaynak hatırlayamadım ama İbn-i Mace Tirmizi olabilir mi? 7 günde yaratılmıştır diyor. Burada mesela hadisin senedi doğru. Metnindeki her şey doğru. Bir tek bu 7 lafzı şimdi yanlış. Şimdi bu 7'den maksat ne? Eğer o ayetteki 6'ya mukabil bir 7 ise bu 7 yanlış. Yani hadisin hepsi yanlış olmasa da bu 7, bütün hadislerde 7 geçiyor diyelim. Bu tevatür derecesine ulaşmadığı için çok önem arz etmeyecektir. Dolayısıyla burada biz duracağız. Bunu illetli hadis. Burada tevakkuf edeceğiz. Yani bunu bilmiyoruz. Burada bir illet var. Bu 7 olarak kaydedilmiş. Niye kaydedilmiş? İşte ravilerin mi hatası var? Çok da mesela önemli olmayan bu tarz şeyler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hadise yani pratikte avamın akılla yaklaşması gibi bir durum çok çok hele avamın. Yani burada avam da işte Türkçeyle ulaşan birisi. Buna akılla yaklaşması sağlıklı bir yöntem değil. Ez cümle. Hani yolu da tamamen kapatmadım ama bu kadar saçma bir şeyse zaten daha önceki bu kadar alim zatlar elbette bunu bulup elemiştirler. Ya zayıf ya uydurma hadisler kategorisine zaten koyulmuştur. Ya da işte kendine özel bir kategori bulmuştur.
Onun haricinde de ekstra bir şey nerede nasıl bulunabilir? Dolayısıyla onun yapması gereken, o avamın yapması gereken bu işi hadisi uzmanlarından anlamak, dinlemek. Yani o daha sağlıklı bir yol. Gördüğünüz gibi diğer türlü hadise aklen hani bir metne tenkit getirmek birçok riskleri içinde barındırıyor. Yani. Peki müellif nasıl devam etmiş? Akıl ile hadise yaklaşmanın ikinci bir imkan yolu vardır ki o da şudur. Müstahit bir alim Kur'an'ın her tarafına vakıf ise, yani müstahit dediği içtihada kabiliyeti olan bir muhaddis, bir alim Kur'an'ın her tarafına vakıf ise, yani Kur'an'ı bütün yönleriyle, vecihleriyle, her şeyiyle biliyor ise. Biz zaten böyle birisini çok konuşmadık. Fark ettiyseniz önceki bölümde konuşmuştuk ama biz daha çok biraz daha alt tabakadan bunu örneklendirdik. Zaten müstahit bir alimse biz dedik ki onun akıllı hadise yaklaşımı mümkün. Hatta hadise dair cerh tadil metodunu bile işletebilir dedik. Yani yeni bir hüküm hadise dair ortaya koyabilir dedik eğer muhaddis bir müçtehitse. Neyse burada müstahit bir alim demiş tabii ki. O kabiliyeti olan, bu işi yapmaya kabiliyeti olan bir alimse hadise akılla yaklaşmanın ikinci yolu. Kur'an'ın her tarafına vakıf her yönüyle. Onun bütün işaret ve nüktelerine ıttılağı var. Yani Kur'an'ın bütün işaretlerine, nüktelerine, özel mesajlarına, genel mesajlarına, her şeye bilgisi var. Ve İslam'ın hakikatlerini, İslam'ın doğrularını, gerçeklerini, İslam'ın ruhunu, özünü, mesajını ve hadis-i şeriflerdeki hikmet ve manaların birbiriyle olan münasebetini, ıttısal yollarını, yani bize hadislerin rivayet edilme yolunu, ravilerin hayatını kavramış ise o durumda Kur'an'ın ve sair ehadisi sahihanın manalarına ve hükümlerine zıt ve mugayir bir şey gördüğü zaman, yani bütün her şeyi biliyor, yani bir sürü ilme vakıf, Kur'an'a, hadise, senetlere, hadisin metnine, işte dil ilmine, ravilere, cerh tadil kitaplarına, tabakat kitaplarına, ravilerin anlatıldığı o kitaplara hepsine ıttılağı var. Hepsini birleştiriyor. Senet, metin. Hepsini anlıyor. Senet ve metin arka planındaki bütün ilimlere haiz, sahip, kavranmış. O zaman şöyle demiş. Kendi bu birikiminden dolayı Kur'an'ın ve sahih hadislerin manalarına ve hükümlerine zıt ve mugayir bir şey gördüğü zaman zıt, mugayir, aykırı bir şey gördüğü zaman diyebilir ki bu sözün hadis-i nebevi olmasında şüphe vardır. Bakın gene ihtiyatla yaklaşmış. Hani çünkü ne kadar kendisi bilse de bu ferdi bir biliştir. Tikel bir biliştir. Yani mutlak hale gelmiş bir bilgi, tikel bir bilişle her zaman tenkit etmek mümkün olmayabilir. İşte zaten işte bu hadis olmayabilir ya da zayıf olabilir şeklinde ya da işte mevzu olabilir mi şeklinde değerlendirilip düşünülebilir. Ama böyle şartlara sahip olan birisi tarafından. Zaten hani bunun nebevi bir hadis olmasında şüphe vardır der. Zaten bu mevzuda şöyle dikteli ve kanunlu bir hadis-i şerif de vardır ki zaten bu mevzuda şöyle dikteli, vurgulu ve kanunlu bir hadis-i şerif de vardır ki neymiş o? Setekunu alar ruvatu yeravun el hadise fa'riduhu alel Kur'an fe in vaqat ve in vafaqat el Kur'an iza semi'tum minni el ahadise ya da hadise fa'riduhu alel Kur'an ila ahir yahut fakhuduha ve illa fada'uha. Bu hadis-i şerif birkaç değişik lafız ve rivayetle gelmiştir. Her ne kadar bazı muhaddislerce bu hadis zayıf görülmüşse de, bu naklettiğimiz hadis zayıf görülmüşse de, hatta bazılarına göre mevzuluk mertebesinde de görülmüşse de ve mevzu olduğu ileri sürülmüşse de diğer çoğunluk tarafa göre makbul kabul edilmiştir. Hem buna yakın lafızlarla başka hadisler de vardır. Yani burada hadisin manasını söyleyeceğiz şimdi. Bu hadis bir takım ulema, hadis uleması tarafından mevzu, hadis zayıf hatta mevzu kabul edilmiş. Ama bazıları da bunu kabul etmiş ve bu yöntemi, bu hadisin hükmünü
hadis ilmi içerisinde uygulanmış. Türkçe meali neymiş? Benden olduğu söylenen bir hadis-i şerifi işittiğinizde onu Kur'an'la karşılaştırınız. Eğer muvafık gelirse benim sözümdür, yoksa değildir. Yani burada işte hadisleri Kur'an'a arz etme meselesi gündeme geliyor. Hadisleri Kur'an'a arz etme. Evet. Benden olduğu söylenen bir hadis-i şerifi işittiğinizde onu Kur'an'la karşılaştırınız. Eğer muvafık gelirse benim sözümdür, yoksa değildir demiş. Tabi bu şimdi o kadar derin, geniş, enteresan bir mana ki, yani bunu işlettirmek, ya bu bir kere kesinlikle avamı ilgilendiren bir şey değil. Bak. Yani Kur'an'ı anlayacak, ihata edecek, hadisleri hepsini anlayacak, ihata edecek ve çıkıp diyecek ki bu hadis Kur'an'a uygun değil ya. Bunu kim yapabilir? Yani bunu bir tefsir profesörü ve hadis profesörü, hatta iki profesörlük olan, yani bir zatta iki profesörlüğün toplandığını düşünelim. Hadis ve tefsir profesörü. Onun bile bunu yapacağını söyleyemeyiz. Adamına göre değişir bu ama genel şablona bakarsak o bile bunu yapamaz. Çünkü bu öyle kolay bir şey değil yani. Hele avamı, bu hiç yani avamı ilgilendiren bir konu değil. Arz ettiğimiz gibi her ne kadar bazı muhaddisler bu hadis-i şerife ilişmişlerse de ama tatbikatta görüyoruz ki birçok ahvalde ona müracaat etmeden de yapamamış ve edememişlerdir. Numuneleri istiyorsanız en kolayı İmam Sahavi'nin El Makasutul Hasene kitabına, Aclûlî'nin Keşfül Hafa eserine ve Aliül Kârî'nin El Esrarul Merfu'a kitabına bakabilirsiniz. Özellikle Hanefi muhaddisler, Hanefi muhaddisler, işte Aliül Kârî gibi bu Kur'an'ı arz etme meselesini kullanmıştırlar. Hani zayıf ve mevzu olduğunu bilmesine rağmen, hani zayıflık ihtimali üzerinden bunu kullanmışlardır. Onun haricinde mantıklı da gelmiştir bu olay. Evet, yani Kur'an'a, doğru bir Kur'an algısına hadisin aykırı olmaması lazım. O noktada da bu hadisle zihnindeki o akli çıkarımı bu müştehitler, hadis alimleri pardon, birleştirmişseler, o da onu teşvik etmiştir yani meselenin kullanılmasında. Mezkur iki yol dışında, hani birinci yol neydi, işte cerh, nakil ve tadili anlamak, hadis usulünü ve hadis rivayet kriterlerini anlamak. İkincisi de işte bir alimin, kabiliyetli birisinin bu işi araştırıp bir sonuca varması şeklindeki iki yol dışında hadis-i şeriflerin manalarının doğruluk derecesini ölçmek hususunda başka hiçbir yol yoktur. Yani evet, bu kısmen, yani kısmen değil, tamama yakın bir doğrulukla doğru bir hüküm yoktur, ama yine de görüyoruz ki alim ve muhaddis ismi altındaki bazı şahıslar kendi akılsız akıllarını her şeye mühendis ve her meseleye ölçü ve adeta nübüvvet ve risalete miyar, mihenk, nübüvvet ve risaletin böyle bir şeyi, ayarlayıcısı kabul etmiş kişiler birçok sayı hadislerde efendim bunu akıl kabul etmez diyerek hadisin namusunu haleldar etmeye çalışmışlardır. Hadisin o namusuna zarar vermişler. Bu iş eskide olduğu gibi asrımızda da çok görülmektedir. Misal isterseniz işte Neoselefiye de var bu grup içerisinde. Mealist akım içerisindeki kişiler de var. Misal isterseniz İmam-ı Suyuti'nin El Hasaisil Kübra eserini sözde tahkik eden muhakkikinin bayağı ağır konuşmuş müellif. Misal isterseniz İmam-ı Suyuti'nin El Hasaisil Kübra eserini sözde tahkik eden muhakkikinin muhakkikin şarlatanlıklarına bakılabilir demiş. Yani güya işte Hasaisil Kübra içerisinde özellikle işte bu Neo-Selefi yapıya referansta bulunuyor. Bir takım hadislerin tahkik adı altında şarlatanlık yapıldığını söylemiş. Evet, birçok hadislerde her devenin sırtında bir şeytan vardır denilmiş veya deve şeytandan halk olunmuş denmiş. İşte bu hadisler ise her cihette sahihtir. Şimdi birisi akılcılığıyla hadisin mana ve medlulunu, teşbih kaziyesini vesairesini düşünüp nazara almadan ona itiraz etse elbette o akıl hezeyanını
maskaralı bir akıl olmak lazımdır. Keza başka bir hadis-i şerifte güneş şeytanın boynuzları arasından doğar denilmiş yahut da küfrün başı şu tarafta yani şeytanın boynuzu olan güneşin doğduğu cihettedir diye ferman etmiş. Şimdi bunlar, bu tarz hadisler, Risale'de bunlar çok var, anlatılıyor. Yeri gelecek onları ileride inceleyeceğiz bu seri içerisinde. İşte dünya, bunlara bakabilirsiniz. 16. ya, o Lema'da yanılmıyorsam var. Yani birçok yerde var. Mucizat Ahmediye'nin içerisinde var. İşte o 70 yıldır yuvarlanan taş hadisi. İşte o 16. Lema'daki yer, dünya balık ve öküz üstündedir hadisi. Muhakematta da var bu. Yine mektubatta işte Azrail'e Hazreti Musa'nın bir şamar vurmayla alakalı hadisi. Bunlar ilgili yerlerden Risale-i Nur arama motorlarında bu dediğim kelimeleri girerek arayıp geniş izahlarını bulabilirsiniz. Bayağı bu konuda üstadın hadis ele aldığını görüyoruz. Barla da var yine Deccal'la alakalı bir takım hadislerde. Beşinci Şua'da var. Beşinci Şua en yoğun olanı. Teşbih ve temsille alakalı teşbihi hadislerin orada izahlarını yapmış. İşte eli deliktir mesela diyor. İşte Süfyan'ın ne anlama geliyor? İşte israf eder manasında gibi izahlarını oradan bakabilirsiniz. O çok uzun geniş bir mesele. Bu serinin ilerisinde onu konuşacağız. Dolayısıyla şimdi buradakileri kafamız karıştı hocam. Ne söylersin derseniz kısaca bir şeyler söyleyeceğim tabii. Evet, birçok hadislerde her devenin sırtında bir şeytan vardır denilmiş veya deve şeytandan halk olunmuştur. Müstedrek Hakim Müsnedül Firdevs El Fethül Kebir Mecmu'z Zevayet. Bu da birinci derece rivayet kitapları değil bunlar. Onu söylemem lazım. Hani bir Buhari Müslim gibi ya da işte Ahmed İbn Hanbel gibi, İmam Malik'in Muvatta gibi, Ebu Davud gibi, işte Kutub-i Sitte ya da Kutub-i Tisa kitapları kadar sahih hadisleri daha fazla toplayan eserler değil bunlar. Müstedrekül Hakim, Hakim'in Müstedreki, Müsnedül Firdevs ya da işte Fethül Kebir, Mecmu'z Zevaid, bunlar onlardan değil. Ama bu rivayete müellif sahih demiş. Müellifi tabi ilgilendiren, yani Badıllı Hoca'yı ilgilendiren bir durum ama biz de genel bir bakış ile bakacağız rivayete. Her devenin sırtında bir şeytan vardır denilmiş. Deve şeytandan halk olunmuştur. Ya burada işte tabi hadisin geldiği, nasıl gelmiş, hangi olay üzere gelmiş, hangi teşbih sanatları kullanılmış. Yani burada mesela aklıma şey geliyor benim. Yani devenin sırtında olmak tehlikeli bir durum. Yani buradaki şeytanı da direkt şeytan olarak anlamayabiliriz. Tabii metin burada yok. Metini aktarsa metin üzerinden belki biraz daha konuşabilirdik. İşte tehlikeli şeyler olabileceği, devenin işte sırtından atabileceği vesaire anlaşılabilir. O dediğim şeylere bakın, Risale'deki bölümlere. İşte bu hadisler ise her cihette sahihtir demiş Badıllı. Şimdi birisi akılcılığıyla hadisin mana ve medlulunu, yani ifade ettiği manayı, delil olduğu şeyi, delalet ettiği hususu, teşbih ve kaziyesini, bunlar hep mantık, belagat tabirleri, teşbih kaziyesini, teşbihin hükmünü vesairesini düşünüp nazara almadan ona itiraz etse elbette o akıl hezeyanlı, maskaralı bir akıl olmak lazım gelir. Yani hadisi bu şekilde akli bir yaklaşım söz konusu olamaz. Bu kesinlikle yanlış bir yaklaşım. Çünkü bu daha az önce söylediğimiz kaydelerin hiçbirisini bilmeden, işte dil bilmez, iz bilmez, yöntem bilmez, usul bilmez. İşte okur bunu. Bu da işte neoselefi zihniyet ya da mealci zihniyet. Her devenin sırtında bir şeytan vardır. Aa bak, devenin sırtına baktım, şeytan yok. O zaman demek ki bu hadis uydurmadır gibi bir çok sat'i bir çıkarımla. Yani burada bir teşbih var demek ki. Hani deve sırtındaki durum ya da devenin sırtında bulunmak tehlikeli bir durum olabilir. Sıkıntıya sebep olabilir gibi şeklinde anlaşılabilir. Tam buna bakmak lazım. Detaylı incelemek gerekiyor. Yine başka bir hadis. Alttakine geçelim. Bu şekilde gene hani teşbihi hadislere akli doğrudan bir yaklaşımla inkar doğru değil. Keza başka bir hadiste güneş şeytanın boynuzları arasından doğar denilmiş. Hatta küfrün başı şu tarafta, yani şeytanın boynuzu arasından doğar denilmiş. Yahut da küfrün başı şu tarafta, yani şeytanın boynuzu olan güneşin doğduğu cihettedir diye
ferman etmiş. Ya bunlar tabi hadisleri de tam almamış metinlere buraya. Parça parça almış. Burada Deccal'a işte Dabbetül Arz'a, Yecüc Mecüc'e tarzı işaret olan hadisler bunlar bir kısmı. Dolayısıyla işte Yecüc ve Mecüc'ün doğudan çıkacağını işte şeklinde bir anlayış burada sergileyebiliriz. İşte güneş şeytanın boynuzları arasından doğar. İşte o Deccal ya da işte o Yecüc Mecüc'ün kafilesinin başkanı olan o boynuzlu şahıs güneşleri doğudan çıkacak. Dolayısıyla güneş doğduğu zaman onun boynuzları arasında görünecek. Bunlar teşbih tabi. O dediğim Risale'deki yerlere kesin bakın. Çünkü burada detay veremiyorum. Konumuz bu değil. Ya işte küfrün başı şu tarafa, yani şeytanın boynuzu olan güneşin doğduğu cihettedir. Küfrün başı şu tarafta, yani şeytanın boynuzu olan güneşin doğduğu cihettedir. Küfrün başı dedi işte o kafa. Doğudan çıkacak demek ki. O Yecüc ve Mecüc'ün başlarının çıkacağı yer doğu diyelim. Ya da işte Deccal'ın çıkacağı yer atıyorum doğuysa güneş demek o taraftan. Yani güneşin olduğu tarafla onun olduğu tarafın aynı olduğunu. Yani aslında bu hadis neyi anlatıyor? Yecüc Mecüc fitnesinin doğudan çıkacağını söylüyor. Bu mesela sahih bir hadis. Ahmed İbni Hanbel'de var. Sahih Buhari ve Müslim'de olan bir hadis. Zaten manasında söyledik. Dediğim gibi bu gibi özellikle sahih hadislerin izahını Risale-i Nur'daki o teşbihle alakalı bölümlere, saydığım bölümlere kesinlikle bakın. İleride de biz onları zaten konuşacağız ama kim bilir ona kaç ay sonra sıra gelecek. Evet, burada hadise akıl ile yaklaşımın bir başka tarzı da süper olma sevdasına kapılmaktır demiş. Asrımızda biraz zeki olan hocalar günlük moda halini alan ve din adamları sınıfıyla hayli revaç bulan asriyilik, modernizm, reformizm fikir ve zihniyetine maddi akılcılık rüzgarına kapılmak sevdası hakimdir. Ha, burada da bir hani ortaya çıkmak, görünmek, kendini göstermek, süper olduğunu, işte herkesten daha alim olduğunu, bak işte ben büyük hocaların bile, işte büyük alimlerin, mezhep imamlarının bile anlamadığı, bilmediği hadisleri anladım. Bunların işte zayıf diyemediğini, uydurma diyemediğini dedim, son hükmü verdim, onları düzelttim gibi bir yaklaşımla ne oluyor? O süperlilik sevdası bir yönden de hani inkar ederek, hani farklı söyle ki işte bilinesin, işte ihtilaf et ki maruf olasın hükmünce, işte inkar ede de ya da farklı söylemlerle sahnede kendini tutmaya çalıştılar, sahneye çıkmaya çalıştılar. Çünkü farklılık ne oldu? O diğer söylemlerden sıyrılarak işte o siyah taşlar arasındaki beyaz bir taş gibi göründü ve kendini göstertmelerine sebep oldu bu durum. Bu da nefis ve şeytanın onlara ciddi bir tuzağı oldu. Hadise akılla yaklaşımın bir başka tarzı da süper olma sevdasına kapılmalarıdır. Aslımızda biraz zeki olan hocalar günlük moda halini alan ve din adamları sınıfında hayli revaç bulan asrilik, yani modernizm, reformizm, fikir ve zihniyetine maddi akılcılık rüzgarına kapılmak sevdası onlarda hakimdir. Bakın maddi akılcılık. Yani bu bir nevi rasyonalizm. Yani her asırda olduğu gibi bugün de bilhassa Arap dünyasında umumileşen süper hoca olma adından bahsedilme modasına kapılmak durumu kendini gösteriyor demiş. Yani maneviyat ve imanla, takva ve amel-i salih ile inkişaf etmemiş olan akıllarıyla hariçten gelen felsefi sual ve itirazlara maddilik içinde çırpınan akıllarıyla cevap bulamayan bu adamlar birçok İslami ve hadise ait meselelere itiraz ederler. Bir de tabii o az önce söylediğimiz noktalar da onlarda galip. Türkiye'de de bunlardan çok var. Yani maneviyatta imandan ortaya çıkamamış, takvası, ameli salihi ortaya inkişaf etmiş, bunu gösterememiş. Ama buna rağmen kendi akıllarıyla güya o uğursuz akıllarıyla, akılsız akıllarıyla, hariçten gelen felsefi sual ve itirazlara, işte saydığımız o menfaatlere ulaşmak ve maddilik içinde çırpınan akılcıklarıyla cevap bulmaya çalışan bu adamlar birçok İslami ve hadise ait meselelere itiraz etmişlerdir. Akıllarının kavrayamadığı sayı hadisleri bile en ufak bir şüphe ile evvela zafiyet ile sonra da mevzuluk ile şaibelendirmeye çalışmışlardır.
Yani akılları en ufak bir, az önce mesela örneklerini verdik. En ufak bir noktada akıllarına takılsa, akılları kavrayamasa, hafsalası anlayamasa, sahih hadis bile görse, işte Buhari Müslim'di az önce zikrettiğimiz, ne yapar? En ufak bir şüpheyle evvela zayıf der. Ya hangi kriterle buna zayıf dedin sen? Yani öyle gördüm zayıf, aklıma uymadı zayıf dediğin zaman bu kimseyi bağlayan bir şey olmaz ki. Sadece seni bağlayan bir hüküm olur. Bunu öyle bir akli temellendirmeyle ortaya koyacaksın ki bir ortak aklın kabulüne mazhar olacak. İşte müçtehit muhaddislerin hükmü gibi. Bunu öyle bir rivayet değerlendirmesine, az önceki dirayetti, rivayet değerlendirmesine tabi tutacaksın ki hadis ilmi usulü prensiplerine mutlak bir uyum içerisinde o alanın uzmanlarını ikna edecek bir konsensusu etrafında toplayacak ve konsensusla seni haklı kılacak bir büyük bir delil, büyük bir oluşla ortaya çıkacaksın. Böyle bir şeyle olmaz ki bu. Aklım kavrayamadı, o zaman sahih değildir. Ya senin aklın birçok şeyi kavrayamıyor. Allah'ı da kavrayamıyor aklın. Yani Allah yok mu o zaman, haşa. En ufak bir şüpheyle evvela zafiyet ile sonra da mevzuluk ile önce zayıf deyip sonra uydurma deyip bunu şaibelendirmeye, hakkında böyle şüpheli, zanlı hükümlerin yayılmasına sebep oluyorlar. Bu davanın birçok örneklerini verebiliriz. Ama bazı şahısların isimlerinden ve kitaplarından söz edilmesi mecburiyeti olacağından detayına inmek istiyoruz demiş. Bunların detayını ileride verecek. Bid'at muarızı, bid'atçılar diye. Onu zaten başka bir derste konuşacağız. Şu son paragrafı okuyalım. Evet, evvela İslam dini akla değer vermiş, aklı muteber saymıştır. Hatta usulüddin ilminin bir kaidesi olan akıl ile nakil birbiriyle taarruz ettiğinde, muaraza ettikleri, çatıştıkları ve karşılaştıkları vakit akıl asıl itibar olunur, nakil ise tevil olunur diye pek mühim ve esaslı bir hüküm verilmiştir ki Bediüzzaman Hazretleri muhakematta da bunu, bu usul kaidesini aktarıyor. Neymiş o? Elbette ki İslam'da akıl çok önemli. Akletmek, fikretmek, düşünmek, tefekkür etmek, kafa yormak, soyut düşünceye önem vermek. İslam din aklı muteber saymış. Akletmeyi emretmiş, akılları kendine muhatap almış. Hatta usulüddin ilminin, yani ilmi kelamın bir kaidesi olan akıl ile nakil birbiriyle taarruz ettikleri vakit, akıl ile nakil birbiriyle çatıştıkları, çeliştikleri vakit akıl asıl itibar olunur. Yani akıl asıl olarak alınır. Nakil ise o aklın asıllığına göre tevil olunur. Yani asıl aklın o gerektirdiği hakikat mecrasına döndürülür. Tevil olunur demek o. Tabi burada Üstad Hazretleri muhakematta şeye ekliyor. Velev ki o akıl akıl olsa, akıl ola. Yani tam gerçek bir akılda bu olabilir. Yoksa buradaki akıl her akıl değil. İşte o yukarıda bahsedilen akıl değil. Benim o tarif ettiğim akıl diye mühim ve esaslı bir hüküm vermişler. Lakin ey birader, o akıl senin ve benim gibilerin aklı değildir demiş, izah ediyor müellif Badıllı. Belki içtihat derecesine çıkan külli marifet sahiplerinin ve nurani basiret erbabının akıllarıdır. İşte benim az önce yaptığım açıklamanın özeti bu da. O akıl, içtihat derecesine çıkan külli marifet bilgi sahibi ve nurani basiret sahibi, nurani basiret erbabının akıllarıdır. Ve böyle olan akıl ise kendisine uygun gelmeyen bir meseleyi ve bir hadisi inkar değil ancak tevil ve tefsir eder. Ve böyle olan akıl ise kendisine uygun gelmeyen bir meseleyi, bir hadisi inkar değil ancak tevil eder ve tefsir ederler. İşte orada başka sanatlar olduğunu, orada maksadın başka olduğunu, onun yorumunun ve manasının ve maksadının başka olduğunu, tevilinin, hakiki tevilinin şu olduğunu ortaya koyarlar. O az önce söylediğimiz şekilde de bütün herkese bunu kabullendirirler ve bunun delillerini, o ilmin namusu, kriterleri ve külli aklın kabul edeceği bir şekilde vaz ederler. Ama zamanımızın süper olma heveslisi, ünlü olma, meşhur olma, süper olma heveslisi olan ve adeta hevesi peşindeki bazı hevesi peşinde çocuk gibi koşan bazı hocalar asriliğin bir modası olan, modernizmin, reformizmin bir modası olan, asrımızın bir modası olan her şeye itiraz etme, hadis-i şerifleri çokça tenkit, hatta inkar etme yolunu seçmişlerdir. O dediğimiz
sebeplerden dolayı. Ta ki denilsin falan hoca birçok hadislere itiraz edip kabul etmiyor. Hem bununla meşhur oluyor hem de güya alim oluyor. Falan hoca birçok hadislere itiraz edip kabul etmiyor. Onlara mevzudur diyor denilsin diye. Her neyse bu mevzuya az ileride hadis ilmi bölümünde tekrar temas edeceğiz. Burada bu kadarıyla iktifa edelim demiş. Bid'atçilerin bid'atçiliğine örnek vererek devam ediyor. Elhamdülillah Rabbi alemin.